İsmail Tüzün yaklaşık 21 yıldır cezaevinde tutuluyor. Hasta tutsaklar arasında vücudunda 13 şlepel parçası var eskiden kalma. Onun dışında kistle alakalı, fıtıkla alakalı, bağırsak, mide sorunlarıyla alakalı gibi sorunlar var. Ama asıl ağır hastalıkları vücudundaki şlepel parçalarından kaynaklı rahatsızlıklar. Cezaevinde ki bu 21 yıllık süre içerisinde iyi veya kötü bir şekilde zaman zaman aksatı da tedavi filan olabiliyordu. Fakat son 4-5 yıldır mevcut cezaevi sistemleri değiştiği için tedavi imkanı da yok. Ağız içi arama dayatmalarından yine çıplak arama dayatmalarından kaynaklı hastaneye ya çıkmıyorlar ya da mevcut idari personel hastaneye çıkmaları engelliyoruz. Yani ne olur varsa görün, ölün, geberin gibi bir yaklaşım var. 15 yıllık. Tabii sadece ona dönük değil, tüm siyasi tutsaklara böyle bir yaklaşım var. Adana Fethi'nden Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevine sürgün edildi. O sürgün esnasında zaten ilkin bir çıplak arama dayatması ve bu çıplak aramaya kabul etmediği için kötü muameleyle karşılaştı. O zaman bir işkence süreci başladı. Daha sonra uzun süre 2 ay, 3 ay tek kişilik hücreye alındı. O hücredeyken de sürekli 3-5 defa yine dövme, kaba dayak, dövme, taciz etme, tahrik etme gibi yaklaşımlar gelişti. Sonra normal bir şey alındı bölüme. Normal bölüm dediğimde yani koğuş sistemi yok zaten, oda sistemi de yok. Normal bölüm dediğim günde bir saat iki kişiyle ortak havalandırmaya çıkma alanının olduğu bölüm. 26 Ağustos Pazartesi günü öğleden sonra acil müdahale timi saldırı yapıyor hiçbir şey yokken, ortada bir şey yokken. O ve iki arkadaşını işkenceden geçirerek, sürükleyerek farklı yine yalıtılmış hücrelere alıyorlar. Kırşehir cezaevinde bu durum aslında süregenleşti. Yani bazen şunu soruyoruz, yani can güvenliği riski var. 29 Ağustos günü telefonla aradı, bu kötü muameleyi anlattı. Can güvenliğinin olmadığını, can güvenliği olmadığı için gelebilecek herhangi bir şeyden Kırşehir Cezaevi'nin sorumlu, cezaevi idaresinin sorumlu olduğunu söyledi. Birinci müdürle görüşmüş, ilgili yüksek güvenlikli cezaevinin. Birinci müdür demiş ki talimatı ben verdim, gerekeni gereken yerde yaparız. Ortada bir şey yokken, yani herhangi bir durum yokken, oturduğumuz yerde niye saldırıya oluyoruz? İçimizde bir yaklaşımlar gelişiyor. Müdür de diyor istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yaparız. Bu tabii yeni değil. Bu cezaevi müdürünün ya da idaresinin anladığımız İsmail'in anlattığı kadarıyla, söylediği kadarıyla bu Mart ayından beri hem İsmail'in şahsına özel gibi görünüyor bazen. Bazen de aslında tüm siyasi tutsaklara büyük itaat ettirici bir yaklaşım geliştirmek isteniyor. Bizim buradaki temel endişemiz aile olarak can güvenliğinin, can güvenliği riskinin oluşu. Sonuçta bir tutsağın bulunduğu alanda en başta oranın yönetiminin sağlaması gereken can güvenliğidir. Fakat oranın yönetimi o can güvenliğini riske atıyorsa 12 Eylül'den biraz daha farklı bir biçimde bir işkence koşulları yaratıyorsa veya itaatkar bir yaklaşım geliştirmek isteniyorsa burada derin şüphelerimiz var, derin kaygılarımız var. Bu kaygıların giderilmesi için kamuoyundan ilgili kuruluşlardan uyarılık bekliyoruz.